Dünya ve bizden tekrar iyi akşamlar. Stüdyoda konuğum, bilişim uzmanı, Medyaskop TV'de gazeteci Sayın Egemen Gök var. Hoş geldiniz tekrar. Ve Skype hattımızda ilk bölümün sonunda savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu ile bağlantı kurmuştuk. Şimdi bu ikinci bölümde de Washington Johns Hopkins'te, SAIS'te araştırmalarını sürdüren Türkiye-ABD ilişkileri üzerine değerli Özgür Özdamar Hoca da Skype hattında olacak. Ona da hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlk bölümde tabii 5G bu Britanya Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın bilgi sızdırması üzerine patlak veren 5G, Huawei, İngiltere, Britanya neden işbirliği yapmasın bu konuda? O olaydan yola çıkarak biz bu siber güvenlik, teknolojik gelişmeler konusunun neresinde duruyoruz diye bağlamıştık sözü. Siber güvenlik, hatta Arda Mevlütoğlu'yla da F-35 konusuna da geçtik ki aslında belki Özgür Hoca'yla da oradan devam edip daha sonra ABD'ye özgü konularla ilerleyebiliriz. Tabii Egemen Gök'le de birlikte. Şimdi Arda Mevlütoğlu dedi ki F-35 için uçan bilgisayar dedi. Ayrıca cepteki telefon içinde bu kadar yazılım yüklü aletlerle gezerken bunun bir arka kapısı olamayacağı garantisi verilemez dedi. Zannederim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışma da bu iki alandan yürüyor. Birini Egemen Gök arada kendi aramızda sohbet ederken hatırlattı. Bu işte Cambridge Analytica ve sosyal medya kuruluşlarının yöneticilerinin bu bilgileri paylaşması yahut bunu tamamen özel hale getirerek bu defa istihbaratçılar açısından kötü niyetlileri takip edememek tam bir mahremiyet ama bu defa da istihbarata kapalı. Konuştuğumuz 5G konusu da istihbarat teşkilatları açısından bir baş ağrısı. O da hız ve hacim olarak takibi imkansızlaştırıyor. Bir bu yönü var sanıyorum ABD açısından güvenlik boyutu. Güvenlik, özgürlük belki yegane geçerli olduğu bu dengenin bu alan. Bir diğeri de ama sizle kısaca mesajlaşmıştık yayından önce. Rusya'nın müdahalesi ki Arda Mevlütoğlu ona da Rusya, ona bunu sormadım. Bunu size soracağım ama ABD'deki durumu. O kendiliğinden siber savaşı Rusya'nın gayet ayrıcalıklı bir yerde tuttuğunu ve bunu geleceğin savaş alanı olarak gördüğünü hatırlattı. Bize şöyle bir girizgah kabilinden bu ABD'de bu tartışma nereden cereyan ediyor? Siz hatırlatır mısınız? Daha sonra özel konulara Egemen Bey'i de devreye sokarak gireriz. Evet, şimdi ABD'de bu tartışma tabii 2015-2016'dan beri çok ciddi şekilde gidiyor. Çünkü 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya'nın bir müdahalesi oldu. Ve bu müdahale de artık hani çok böyle komplo teorisi yapan ya da hala çok partili olduğu için reddedenler dışında, cumhuriyetçiler dışında, hani aklı başında herkes tarafından, cumhuriyetçiler dahil, siyasetçiler ve bürokratlar dahil, herkes şunu kabul ediyor ki Rusya ciddi biçimde, sonuca etki edecek biçimde Amerikan seçimlerine müdahale etti. Bunu yaparken de yeni teknolojilerden fazlasıyla yararlandı. Özellikle de sosyal medyadan. Yani işin içinde bu Çin'le olduğu gibi, Huawei gibi, o firmayla olduğu gibi daha böyle teknik konular var mı? Onlardan çok emin değilim ama çok daha bildiğimiz basit yöntemlerle Rus devletine bağlı özel şirketlerin bu Amerikan seçimine müdahale ettiğini çok iyi biliyoruz. İşte bununla ilgili bir firma var, artık herkes ismini falan da biliyor. Rusya'da ya St. Petersburg'da ya Moskova'da internetle ilgili bir firma var. Burada resmen paralı memurlar Facebook üzerinden, Twitter üzerinden politik olarak Amerika'daki seçimlere müdahale ettiler. İşin bir tarafı bu. Amerika'daki tartışmanın başlama tarafı bu. Yani genelde Amerika başka yerlerde seçimlere müdahale ederdi biliyorsunuz. Bu sefer tam tersi oldu. Birileri Amerika'daki seçime müdahale etmiş oldu. Şimdi birinci tarafı bu.
Bu biraz daha Amerikan seçimleriyle ilgili tarafı. İkinci tarafı ki bu yeni iktidara gelen hani Trump yönetiminin çok uyguladığı bir şey. Bu Çin'de bir şirket var. Herkes yani biz hepimiz bunu cebimizdeki telefon olarak biliyoruz. İsmi Huawei diye bir şirket. Bu şirket cep telefonları da yapıyor ama işe başlaması pek cep telefonu değil. Daha çok 80'lerin sonunda bir emekli askerin, yani emekli onu da bilmiyoruz da, bir askerin kurduğu, Çinli bir askerin kurduğu bir teknoloji şirketi. İddia şu ki Çin devletine tamam iç içe geçmiş bir şirket. Kendisinin özel sektör olduğunu iddia ediyor ama buna özellikle Batı'da kimseyi inandıramıyor. Şimdi bu şirket Batılı ülkelerdeki 5G internet altyapısının en büyük kurucularından biri olmaya aday. Anladığım kadarıyla da birçok ihaleyi daha şimdiden almış durumda. Bu Trump yönetimi de burada casusluk korkusuyla hem Amerika'da hem de kendi müttefiki ülkelerde, yani İngiltere gibi, bu Huawei'nin bu kritik altyapıyı kurmasını engellemeye çalışıyor. Ve bizimle çok benzer bir durum yaşıyor İngiltere. Şöyle, nasıl Amerika bize işte son bir senedir belki bu S-400'leri alma diye baskı yapıyor teknolojik konular yüzünden. Hani Rusya NATO'nun sistemlerine girmesin vesaire diye. Şimdi Amerika bu aynı tartışmayı en yakın müttefiki İngiltere ile yaşıyor. Hatta anladığım kadarıyla diğer yakın müttefikleri işte Yeni Zelanda ve Avustralya ile de yaşıyor. Kısaca şu ana kadar bildiğimiz, Amerika bu ülkelere bu Huawei'nin ülkenizde 5G teknolojisi kurmasına izin vermeyin diyor. Çünkü bunun, yani bu Huawei şirketinin tamamen Çin devletinin kontrolünde olduğunu, Çin istihbaratının buna mutlaka müdahale edeceğini ve eğer bu yeni internet sistemlerini eğer bu Çinli şirket kurarsa Batılı ülkelerde devlet sırlarının hiçbir sır olarak kalmayacağını iddia ediyor Amerika. İşte İngiltere'yle de böyle bir problemleri oldu. Sizin de demin belirttiğiniz gibi. İngiltere'de aynı Türkiye'nin yaptığı gibi işte İngiltere bağımsız bir ülkedir, istediğinden istediğini alır falan dedi ama sanırım Amerika baskıyı arttıracak. Aynı bizim S-400 krizi gibi Amerika ile İngiltere arasında da bu Huawei'nin internet altyapısı yüzünden bir tartışma var. Evet. Çok teşekkür ederim. Lütfen ayrılmayın. Bir Egemen Bey'e de bu konuda döneyim. Özgür Özdamar bunu çok güzel ifade etti. Britanya'nın Huawei meselesi Türkiye'nin S-400'ü gibi oldu ABD açısından diye. Yine bir müttefik ülke. Üstelik bu defa ittifak içindeki ağırlığı Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar yukarıda olan bir ülke. Fakat aynı zamanda da şunu söyledi. Rusya'nın ABD seçimlerine gayet bildik yöntemlerle müdahalesi. Yani 5G'ye falan karıştırmadan. Rusya bizim komşumuz. Hep dostumuz, kardeşimiz. İşte sevgili Vladimir Putin havasında gidiyoruz. Bizde bu tür bir müdahale olmamış mıdır? Olsa haberimiz olmuş mudur? Galiba olsa ne kadar olur? Bizde şöyle bir gerçek var. Bizde zaten belli başlı iktidar odaklarının eliyle yönlendirilen bir internet kullanıcısı tavrı olduğu için, adına da troller diyorlar. Böyle adlandırılıyorlar. Bu olduğu için galiba burada ihtiyaç duyulmamış. Bence Türkiye'nin siyasi dünyası, siyasi haleti ruhiyesi ve burada oy veren insanların zaten teknolojiyle bu denli teknoloji, yani teknolojiyle tabii ki ilişkilenmeleri var ama teknolojiden bu denli şey, enformasyon olacak kadar ilişkilenmeleri olduğunu ben pek düşünmüyorum. Evet. O yüzden de böyle bir, yani Rusya'nın Amerika'da tek tek böyle insanlara birebir etkileyecek, reklamlar verebilecek şey yapabilmesi makul. Ancak Türkiye'de böyle bir ihtimal çok gözükmüyor. Anladım. Peki o zaman Özgür Özdamar'a şu konuyu soralım. Çünkü bu Rusya'nın müdahalesini söyledi ve hızın takibini güçlendirdiğini, yani bu 5G'nin izlenmesinin güç olduğunu da söylüyor. Bunun için kullanılmayacağını ama şimdi ABD'nin özgür bir ülke, demokratik bir ülke olduğunu biliyoruz. Bir yandan da kitlesel biçimde istihbarat takibi yaptığını da, işte bu son
skandallardan, Snowden'dan, Assange'dan, benzer olaylardan öğrendik. Bu denge nasıl kurulacak? Herhalde ABD çünkü bunun bir altın dengesini bize gösterecek neticede en ileri durumda olan onlar olduğuna göre. Yani bu sosyal medya kuruluşları önce arka kapı açarım açmam meselesi, işte haberleşmede tamamen şifreli kripto haberleşme, öte yandan da bunun önüne geçmek için de devletin müdahil olması, ama müdahil olan devletin de hesap verebilir olması. Burada nerelere geldi tartışma, oradan nasıl bir yöne evriliyor sizin izlediğiniz kadarıyla kongrede? Siz yani çok güzel özetlediniz. Bunlar tabii zor sorular ve böyle zor, kesin. Evet, imkansız. Evet, yani siyah beyaz gibi bir cevap da yok. Hani bu benim gördüğüm kadarıyla yasalaşmadı yani, öyle mi, bu konuda net bir yasal çerçeve yok. Benim bildiğim kadarıyla da net bir yasal çerçeve şimdilik yok. Fakat bu konuda şimdi yavaş yavaş tabii oluşuyor bunlar. İlk önce dediğiniz gibi işte suçluların izlenmesi konusu vardı. İşte o konuda büyük Amerikan teknoloji şirketleri şifreledikleri için yani telefonlarını, bilgisayarlarını hani genelde anladığım kadarıyla nasıl diyeyim, olaydan olaya bununla ilgili hakimden bir karar aldırıp onun üzerine FBI falan insanların telefonlarını kırdırabiliyordu suç işlendikten sonra. Yani onunla ilgili teknoloji şirketleri de müşterilerinin güvenliğini ve privacy'lerini muhafaza etmeye çalıştığı için mahremiyetini devlete karşı direniyorlar. Tabii bu medyanın önünde gördüğümüz kadarıyla ne kadar direniyorlar, ne kadar veriyorlar onları da tam olarak bilmiyoruz. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı da bu özellikle Rusya ile olan krizden sonra, hani Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalesinden sonra Amerika'da Kongre işin içine müdahil oldu ve Kongre bu hem Rusya'nın müdahalesi hem de bu İngiltere'deki danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın yaptığı şeyler ve bunlara karşı işte Facebook'un kendi kullanıcılarının verilerini savunmaması konusunda ciddi bir şekilde bu teknoloji şirketlerine, özellikle Facebook'u bayağı bir nasıl diyelim, ciddi bir şekilde sorguya çektiler ve halkın önünde canlı yayında işte Facebook'un CEO'su Zuckerberg de çıktı ve kendilerini savunmak zorunda kaldılar ve bundan sonra da daha dikkatli olacaklarına ve kullanıcılarının mahremiyetine daha çok önem vereceklerine dair söz verdiler. Tabii burada durum şöyle garip. Yani Amerika kendisi Facebook'tan ya da Apple'dan bilgi istediğinde onu istiyor tabii Amerikan devleti. Ama başka bir devlet ya da başka bir devletin içinde yer alan bir danışmanlık şirketi bu verileri aldığında ve Facebook bunları korumadığında da bu sefer kendisi dönüp Facebook'a neden bizim halkımızın verilerini korumuyorsun diyor. Yani hiçbir taraf için de kolay bir şey değil. Bir de bunlara paralel olarak işte sizin dediğiniz gibi bu Snowden'lar işte neydi öbür şeyin adı şimdi aklıma gelmiyor. Assange mı? Julian Assange. Assange işte. Bunların bize gösterdiği bir şey daha var. Yani bu legal olarak alınan izinlerin ve işte kongredeki ya da kanun yapıcının diğer yerlerinde gözüken bu pazarlıklar dışında Amerikan devletinin bir de anladığımız kadarıyla paralel olarak kimseye sormadan herkesi ciddi ciddi dinlemesi, gözlemesi diye bir şey var. Evet. Bu da işte Amerika gibi demokratik bir ülkede, en azından demokratik olmaya çalışan, demokratik olduğunu iddia eden bir ülkede korkunç bir şey. Yani Amerikan devletinin herkesin bilgilerine böyle ulaşması. Fakat burada şöyle bir şey var. Mesela şimdi diyelim ki bu tamamen kanun önünde gösterildi ve Amerikan devleti dedi ki istihbarat örgütleri tamam ben bunda kendimi sınırlayacağım dedi. Fakat bunun bizim için şöyle bir tarafı var. Bu sadece Amerikan vatandaşları için sınırlayacak kendini. Yani diğerleri için sınırlamış da olmayacak. Yani dünyanın geri kalanı için
adam hala şeyi iddia edebilir. Yani ben onun mahremiyetine saygı duymak zorunda değilim. Ben evet. güvenlik işiyle uğraşıyorum. Ben herkesi dinlemeye, herkesin e-mailine bakmaya, herkesin mesajlarına bakmaya devam ederim. Kendimi sınırlamam diyebilir ki büyük ihtimalle öyle diyecektir. Yani buradaki tartışmaların başka vatandaşlara da pek bir, başka ülkelerin vatandaşlarına çok yararı yok. Hatta geçen gün yeni bir şey dedim. Ne kadar doğru, ne kadar olacak bilmiyorum ama Rusya kendi internet altyapısını kurmaya çalışacakmış. Büyük ihtimalle de işte bu sebepler yüzünden. Çünkü Ruslar da Amerika'nın interneti bu kadar kontrol etmesinden rahatsız. Evet. Bu Çin-ABD ticaret savaşı konusunda en son Başkan Trump da işte yine bir tweet atarak şu kadar milyar dolar gelir elde ettik, gümrük vergisi koyduk Çin'e. Daha da bunu arttıracağız, daha çok para da kazanacağız dedi. Bu anlamda ABD'nin biraz diş gösterdiği ve başarılı olduğu bir yönüyle de diplomatik açıdan söylemek gerekirse teslim edilebilir. Ticaret anlaşmasına varılıp varılmayacağı da henüz belli değil. Askeri yönden de ABD'nin harcamalar büyüklük bakıldığında hani Çin'den çok şu anda büyük bir tehdit algılamadığı belki şimdilik belki bir belli bir süre daha söylenebilir ama sizden evvel ilk bölümün sonunda yine Arda Mevlütoğlu dedi ki Çin bu tür teknolojik konularla 5G gibi özellikle asimetrik bir üstünlük sağlamak yolunda hızla ilerliyor. ABD bundan tehdit algılıyor, rahatsız oluyor diye. Bu siz bu ticaret, askeri asimetrik üstünlük Çin-ABD çekişmesini nasıl görüyorsunuz? Şöyle biraz 1-2 sene, 5-10 sene ya da sonrasına da bakarsanız. Evet, yani her alanda Çin'le ABD arasında ciddi bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Yani Çin bir hayli geriden geliyor. Fakat arayı kapatma hızını hızlandırdığı için, pardon duyamadım. Bir şey söylemedim, buyur dinliyorum. Çin bu arayı kapatma hızını arttırdığı için Amerika'da her konuda yani Çin sanki her an kendilerini gelip yakalayacak ve geçecek gibi her konuda bir tartışma var. Yani Çin'in yükselişiyle nasıl baş edeceğiz diye. Şimdi bu dediğiniz gibi yani işte Huawei ile ilgili yapılan şeyleri bu güvenlik ve istihbarat açısından çok iyi anlıyorum. Çünkü Çin devleti de öyle çok böyle demokratik ve bu şeylere saygılı bir devlet olmadığı için ki ne kadarı hikayedir, ne kadarı gerçektir bilmiyoruz ama son zamanlarda bağımsız batılı medyada da işte Çinlilerin Afrika'da yardım ettikleri ülkeleri nasıl dinledikleri, işte Afrika Birliği diye bir uluslararası örgüt var biliyorsunuz. Bayağı da evet. ciddi bir örgüt yani. Bu Afrika Birliği'nin Çin'in mali olarak yardım ettiği ve o mali yardımın içinde bu telekom altyapılarının da kurulduğu söyleniyor. Bu çok yeni bir hikaye ama büyük bir hikaye. Bir Afrikalı mühendis fark ediyor bunu, o şeyde çalışan. İşte her gece, gecenin belli bir vakti, unuttum şimdi, gece 2'den 3'e kadar hangi şehirse Afrika'da bir anda sistemler gereksiz bir şekilde açılıp data transferine başlıyormuş ve bu uzun zamandır yani kurulduğundan beri oluyormuş. Ve işte Afrika Birliği'nin bütün sırlarının gün gün Çinlilerin kurduğu altyapı sayesinde Çin'e aktarıldığı söyleniyor. Hani böyle hikayeler de var ve kişisel olarak ben bunlara da inanırım yani yaparlar. Evet. O yüzden hani Amerika'nın burada kendini koruma güdüsünü anlıyorum. Fakat bunun içinde bir de şey var. Hani sadece güvenlik değil de bir de Amerika hem de Trump yönetimi ticaretle çok alakalı bir yönetim olduğu için böyle iş hayatının içinden gelen bir de şöyle bir suçlama var. Yani Amerika bunları Çin telekom altyapısında bu internet işlerinde ve hem de cep telefonu sektöründe bu kadar gelişmesin ve bu pazar payımızı Huawei'ye kaptırmayalım diye Çin'in üstüne bu kadar gidiyor diye. Yani normal günlük ekonomik gerekçelerle de Çin'i baskı altında tutuyor diye böyle yorumlar da var. Dediğiniz gibi bir ortada sürekli dolaşan ve yapılamayan, bitmeyen Trump'la Çin Başkanı arasındaki bu ticaret anlaşmasını herkes bekliyor. Fakat tabii Trump şöyle diyor, böyle diyor, bu kadar ödün aldık falan diyor da o tabii iktisatta da bilimsel olarak şöyle, yani bir işi nasıl hesapladığınıza bağlı olarak sonuçlar değişebiliyor. Ben başka yazılar da okuyorum. Onlar da diyorlar ki bu ticaret savaşları Amerika'ya çok büyük zarar veriyor ve ileride daha da zarar verecek diyor. O yüzden bir an önce bu anlaşmaların yapılıp tekrardan
Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşının bitip tekrardan göreli serbest ticarete dönülmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani Amerika'da da bu konuda tek bir fikir yok. Evet. Peki Özgür Hocam, sizi uğurlamadan Egemen Gök'ü de bekletiyorum stüdyoda ama o da hoş görsün, siz uzaktan bağlanıyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Şu Milli Savunma Bakanı, Milli değil, Savunma Bakanı Britanya'nın Gavin Williamson'ın görevden alınması vakasına bir siyaset bilimci olarak baktığınızda, burada konu Williamson'ın Huawei'ye bilgi sızdırması değil, Huawei konusunda bir ulusal savunma güvenlik kaygısını dile getiriyor kapalı toplantıda. Ve ondan sonra belki siyasi ihtirasları için, belki ülkesini düşündüğü için, bilemeyiz, hangi sahikle olursa olsun medyaya bilgi sızdırıyor ki bu iş olmasın diye, bir anlamda sabote etmek için. Bunu bir siyaset bilimci olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yani çizgi nerede çekilir? Çünkü şu tartışmasız en azından ki Britanya'da da işleyen bir demokrasi var. Belki dünyanın en eski demokrasi de denir, en eski parlamentosu en azından denebilir. Hukuk devleti olduğu da tartışılmaz. Ama bunun bedelini görevden alarak ödüyor. Ayrıca sırların, ulusal sırların açıklanması konusunda muhtemelen dava açılacak. Sizin yorumunuz ne bu vakaya dair? Bize ne anlatıyor bu? Şimdi normal bir zamanda olsa belki de bu vakaya, dediğiniz gibi işte özgürlükler, istihbarat, güvenlik, o çerçevelerde ben de değerlendirmeye çalışırdım ama benim okuduğum kadarıyla bu işin içinde bütün bunlara ek olarak, hani bu kadar ciddi bir maliyeti olması, yani bakana azledilmesi, istifa etmesinin gerçek sebebi bir şey de olabilir. Biliyorsunuz Theresa May, yani son bir senedir, son 6 aydır bu Brexit'i parlamentodan geçirmeye çalışırken çok kan kaybetti. Hani hükümet olarak ciddi biçimde yani Theresa May'in başbakanlığı gitti geldi, gitti geldi. Yani insanlar hatta inanamıyorlar hala başbakan olduğuna. Ve tam da yani o Brexit'in son günü vardı biliyorsunuz o aralar. O son günde de olmadı. Böyle Theresa May'e gitti, Brüksel'den tekrardan bir uzatma istedi. Tam o uzatmayı alıp geldiği ara oldu bu, o uzatmanın üstüne. Yani Theresa May'in kendisini en güçsüz hissettiği ve ama aynı zamanda da Brexit deadline'ın geçip biraz daha kendine süre aldığı ara gitti bu hadise oldu. Sizin dediğiniz hadise oldu bakanla ilgili. Benim buradaki yorumum şey gibi oldu. Theresa May birazcık ev temizliği yaptı. Kalmayan otoritesini birazcık bu olay üzerinden sanki tekrardan tesis etmeye çalıştı. Ve her gün istifa edip, her gün arkasından iş çeviren, her gün buna işte darbe yapmaya çalışan diğer kabine bakanlarına da güzel bir ders oldu gibi. Sanki hani olur ya işte, öğretmen girer sınıftaki en yaramaz çocuğu haşlar, hatta belki döver, ondan sonra bütün sınıf kusar. Sanki biraz bunun için de yaptı gibime geldi. Ben biraz böyle kabine içindeki, İngiltere kabinesi içindeki iç olaylara yorumladım birazcık da bunu. Anladım. Yani daha ziyade siyasi bir açıdan yaklaşıyorsunuz. Biraz öyle, evet. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sayın Özgür Özdamar, Washington'dan bizimle konuştuğunuz için iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Özgür Hoca bu kendi internet meselesine değindi, Rusya. Siz de biliyorsunuz bizde bu yerli milli bir tutku haline geldi son zamanlarda. Her şeyin yerlisi, her şeyin millisi. Arama motorunun biz dediler yerlisi yapılacak ki o konuda işte Rusların Yandex'i var. Hani bir alternatif arama motoru yapabilen çok nadir ülkelerden herhalde. Bizim yaptığımız alternatif arama motoru da onun içinden bir şey çıktı değil mi? Google kullanıyordu onu. Yani Google altyapısını kullanıyordu. Öyle anlaşıldı. Bir arayüz var, evet. Ve Google ulaşıyorsunuz en nihayetinde. Evet, zaten bu konularda herhalde böyle hani daldır çıkart boyacı küpü derler ya, hani biraz bir anda öyle. Ben bu işi yaptım hani gerçekten bir ulusal strateji gerekiyor herhalde, teknoloji stratejisi. Bir de sabır gerekiyor yani, öyle bugünden yarın oralara sıçramak kolay hem değil. Hem sabır hem de böyle milli olarak bir alışkanlığa da ihtiyaç var. Çünkü Rusya Yandex kullanıyor. Sosyal medya olarak VK dedikleri bir şey kullanıyor. Bir de Mail.ru dedikleri bir şey var. Mail.ru. Kültürle mi alakalı, devlet mi dayatıyor, tercihler mi böyle Kiril alfabesinden mi kolay geliyor, neden Facebook'un da Kiril alfabesi var. Ama Facebook kullanımı Rusya'da düşük. Türkiye'de
Avrupa ortalamalarının bile üstünde bizzat. Yani bir devlet politikası olarak insanların neyle ilgilenecekleri, bu Rusların iyi bildiği bir şey galiba. Ve bunu gayet iyi başarıyorlar yani. Yönlendirmeyi iyi biliyorlar. Bu internet meselesini söylemek isterim. O çok enteresan. Lütfen. Kendi altyapılarını kurmaya çalışıyorlar. O ne demek oluyor yani? Diye. Ayrı kablo mu döşeniyor? Yani nedir altyapı internet? Biraz diye. Öyle aslında. Bir ayrı kablo döşeniyor. Ayrı şey santraller kuruluyor. İnternetin anlamı, özür dilerim yani sözünüzü kesiyorum. Bütün küresel işte birleşme, bir küreselleşme değil mi? Yani kendi internetini kuracağın olur. Kapalı devre duvarların içine mi dönüp olacak? Bizim Türkiye'de kullandığımız internet, kullandığımız serverlar biz dışa bağımlı olarak kullanmamıza rağmen onların kullandıkları sosyal medya ağları da dahil olmak üzere. Bu üç medya üzerinden işte VK, Mail.ru ve Yandex üzerinden baktığınız zaman kapalı devre internet kullanmaları Ruslar için çok büyük bir problem değil. Her şeyi getirebiliyorlar. Server de burada, altyapı da burada. Onlar dışa çıkışları ve dıştan gelişleri de bir kontrol altına almaya i̇şte çalışıyorlar. İşte bu bir distopya değil mi? Yani aslında çok değil, demokratik olduğu iddia edilemeyecek bir devlet bütün musluğun başına oturmuş oluyor. Van'a elinde oluyor. Evet. Her türlü bilgi açısından. Evet. Her türlü iletişim açısından. Bunu yapmayan devlet var mı diye sormak lazım. Ki bunun üzerine tahakküm koyan, daha internet bize gelmeden internet yasa koyucular, ya yani Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yasaları da zaten bunu musluğun başını orasından tutuyorlar, burasından tutuyorlar. Bir şekilde bize ulaşmadan bilgi zaten birçok şeye uğruyor. Sansüre uğruyor yani. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü boyutu, bir de hesap verebilirlik var. Yani keyfi bir şekilde buna müdahale etme şansı yok herhalde Batı demokrasilerinin. Batı demokrasilerinin genelde işte Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan bir telif yasası var. Son dönemde çok tartışıldı. Türkiye'de çok tartışılmadı tabii ama. Burada şöyle bir şey var. Benim çektiğim resim, kullandığım fotoğraftan tutun da işte bu yazılar. O intellectual property denilen. Evet. Fikri haklar, yani fikri hakların artık YouTube'da, işte Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyanın bütün araçlarında kullanımı bir şekilde telife tabi tutulacak. Ama bu telif hakkıyla alakalı yasa o kadar eski yani bir dille. Yani sizin çektiğiniz resmi ben bunu beğendim paylaşıyorum, ne güzel resim diye paylaşamayacağım. Yahut şunun resmidir demem lazım. Evet, yani misalen söylüyorum ben burada. Yahut izin almam lazım. Belki, evet öyle mi? Ama bu izinde YouTube'a bildirmek falan lazım. Ben burada diyelim Artı TV bardağı var. Artı TV bardağının fotoğrafını çektim, paylaştım. Alelade bir fotoğraf benim için o gün. O gün Instagram'da paylaştım diyelim fotoğrafı. Evet. Ama Artı TV kendi haklarıyla ilgili bir telif hakkı istediğine dair bir deklarasyonu YouTube'a, Instagram'a falan filan koyduysa ben bundan telif hakkı cezası yiyebilirim. Ama bu bizim bu programdaki konumuz açısından uluslararası ilişkiler, işte bu denge, asimetri, güvenlik, o yönü yok herhalde bu söylediğimiz konunun. Bu ticari. Hem ya ticari taraflar genellikle insanları sansürlemeye de çalışan şeyler gibi gözüküyor. İnsanları yani paylaşım yapan. Siyasi baskı unsuru. Bir siyasi baskı aracı olarak sansür iyi bir araç. Ve bunu da sizi parayla korkutarak yapmak. O zaman şöyle mi oldu Egemen Bey? Yani biz işte bu 2011'den sonrasında Arap Baharları, işte sosyal medya, bundan sonra artık Facebook üzerinden falan, diğer sosyal medya, Twitter üzerinden haberleşmek mümkün. Bunlar çok büyük işte insanlara organizasyon. İtalya'da 5 Yıldız Hareketi internette kuruldu falan. Podemos da öyleydi. Derken Podemos'ta. Bunların artık antidemokratik devletlerin elinde tam aksine takip ve baskı aracına dönüştüğünü görüyoruz. Yani bir yerden iyi bir niyetle, yani cehennemi yolları iyi niyet taşları döşenir diye bir söz vardır. Çok kullanılan, onun gibi bir şey oldu demek ki. Doğru. Yani bir baskı aracı olarak ve bunu da ticari yollarla sanki birilerinin haklarını koruyormuşçasına yapmaları makul. Daha eskiden şöyle bir düşünce var. Siz de onu belirttiniz az önce. Ya biz şimdi bunları engellemezsek, bu sansürleri koymazsak işte uyuşturucu satıcıları ortaya çıkar. İşte oraya üç büyük aslında genellikle bu siber suçlarla mücadelede şeylerine falan filan çokça bahsedilen üç büyük günahı var internetin. Biri çocuk pornosu, biri uyuşturucu kaçakçılığı, diğeri de terörizm. Bu üçü internet üzerinde sansür uygulamak konusunda çokça bahsedilen, çokça öne sürülen şeyler. Ancak bilgiye adil, yani var olan bilgiye ve veri kaynaklarına adil ve eşit şekilde ulaşım şansının insanlara tanınması, yani toplumlarda nasıl bir sağlık yaratıyorsa insanlar için, internette de bu sağlığı sağlayacağını düşünüyor birçok internet kullanıcısı. Aslında konuya biraz da böyle bakmak lazım. Ne kadar özgürleşirse, ne kadar
kapanan yollar açılırsa insanlar için o kadar özgürleştirici, bilgilendirici, daha demokratik, daha insanların eşit haklara sahip olduğu bir nokta yaratacaktır. Çünkü internetin sağladığı otonom bölgeler insanlara bunu vaat ediyor. İnternet en çoğu zaman insanlara bunu vaat ediyor. Ta ki yani Twitter'ın başlangıcı da misalen böyleydi. Jack Dorsey'nin açıklaması. Ben burada geçici, otonom bir bölge yaratacağım. İnsanlar tabii ki burada bir mikrobül olarak kendilerini gün içinde anlatmaya devam edecekler. Bilgilerini paylaşacaklar. Ama bir amaç için toplanacaklar. Bir amaç için de alabilecekler. Hı hı. Ve burada isimleri anonim olabilecek. Ama şimdi işte biz oraya mail adresimizi veriyoruz. Şahsi cep telefon numaramızı veriyoruz. Kimlik bilgilerimizi veriyoruz. Twitter hala paylaşmıyor. Bu bilgileri yasa dışı suçlar olmadığı sürece. Ama bir gün paylaşmayacağının da garantisi yok. Evet. Takip edilebilir yani. O yüzden ben internetin yani ne kadar hızlı olursa olsun, ne kadar önde olursa yani ne kadar insanlara bir şey vaat ediyor olsa da hızlı yani 5G çok şey vaat ediyor insanlara. Çok çok önemli şeyler vaat ediyor. Şöyle tamamlayayım bunu. Buyurun, buyurun. Ben insanlar için önemli olanın artık internet kullanımının tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü internet insanlara demokratik, adil, eşit bir ortam sağlaması lazım ki biz öyle toplumda biz toplumda var olmadığımızı orada halledebilelim, konuşabilelim, tartışabilelim ve bunu insanlarla paylaşabilelim. Halbuki ne sanki sonunu öyle tutacak gibiydiniz yani. Öyle halbuki şu an şu anda ticari baskılarla sansürlenmeye çalışıyor. Yani evet. Siyasi baskılar tabii ki olacak. Bunlar dönemle ortaya çıkıyor ama şu an en büyük çeperde ticari olarak insanlar korkutuluyor. Yani. Peki şu şimdi F-35 bir bilgisayar, uçan bilgisayar diye işte Arda Mevlütoğlu gayet güzel anlattı. Siz de söylediniz S-400 de bir bilgisayar. Evet. Söylenen zaten bize işte neden almayalım biz bu S-400? Ya bu iki bilgisayar olmaz. Tabii. Ben bunları bağlamayacağım. Ayrı yerde işte o İstanbul'da olacak, öbürü Malatya'da olacak falan. Bu bir anlam ifade etmiyor. Hı hı. Bu iki bilgisayar birbiriyle iletişim halinde. Evet. Bu bir yerde böyle aklımıza dursun. Öbür taraftan da sizin söylediğiniz tüm bu sosyal medya, internet, küreselleşme, insanlar birbiriyle daha rahat iletişim kursun ve bilgi alışverişi hızlanıyor. Evet. Bu siber savaş denilen de herhalde bütün bunları bir ülkenin kendi çıkarları için kullanması anlamına mı geliyor? Örneğin yani Rusya'nın siber savaş yoksa şu mu demek yani ABD'nin işte çok gizli filanca askeri karargahının bilgisayarına girip orayı Moskova'da oturduğu yerden bir yazılımla bozması mı, kitlemesi mi? Arda Bey'in bahsettiği aslında buydu. Hem bu çok önemli bir şey hem de artık ya bunlar için işte S-400 için ve daha öncesi için düşünelim. S-300'ler için bir defense sistem yaratıp bunu korumak, fiziksel olarak korumak makul ve anlaşılır bir şey. Ya da bir tankı korumak ya da savaş alanlarını korumak, saklamak, gizlemek belli başlı istihbari kurallar içinde çok kolay bir şey. Ancak bu hızın getirdiği, bu paylaşımın getirdiği saha siber savaşların da şeyini gösteriyor aslında. İnternetin ne kadar güçlü bir savaş aracına dönüşebileceğini gösteriyor. Ama bu insanların ve devletlerin niyetlerine ve karşılaştıkları tehlikeyle kendini gösterecektir. Çünkü elde bu güç var ve bu gücü nasıl yönlendireceğini onun başındakiler karar verecek. Ama öyle olacak ama bir de dehşet dengesi gibi hani bir dönemin nükleer dehşet dengesi gibi çok tuhaf bir yere geliyoruz herhalde. Örneğin bu silahlı kuvvetlerde yapay zekanın neticede insan öldürmek var çünkü bunun içinde. Öldürme kararını makine mi örneğin verecek? Yoksa düğmenin başında oturan oradan binlerce mil kilometre uzaktaki bir insan mı verecek gibi bir tartışma var değil mi bir de bir tarafta? Tabii ya yani şey işte bu yüz tanıma sistemleri ortaya çıktı. Bir tarafta da şeyler var. Dronlar var. Silah işte insansız hava araçları var. Bunlar silahlı da yapılabiliyor. Bu ikisini birleştirince çok drone, güçlü bir silah bilgisayarla konuşuyor. Evet yani o onun başında yani nöbetçi Hüseyin Bey diyelim ya da Selma Hanım'ın oturuyor da bir cevap vermiyor olmasına gerek yok. O belki evinde yatmış uyuyor. Ama bilgisayarla insan savaş aracı konuşuyor. Tamam benim listemde var öldür diyor örneğin. Öldürüyor.
mesela. Bu çok büyük bir etik problem. İnsanlar evet. Bunun için yaklaşık yani 2010'lardan beri tartışılan bir etik problemden bahsediyoruz şu an. Hı. Yapay zeka nereye gelecek? Ya da insan ne kadar doğru karar verebilir? Yani yapay zeka bir ahlaka sahip olabilir mi? Ahlaka sahip olsa da bu sahip olduğu ahlak devletin sahip olduğu yasalarla eşleşebilir mi? Yoksa bir yasa kitapçığını bir bilgisayara yüklemek mümkün mü? Bunu işte ne bileyim kodlamak mümkün mü? Bir anayasa kitapçığını bir işte yapay zekaya öğretmek mümkün mü? Ona göre kararlar vermesini istemek mümkün mü? Bunlar tartışma konusu. Evet, yahut sonsuz sayıda robot üreterek, ki robot deyince hani insanlar hep kendine benzeyen bir şey canlandırıyor gözünde. Yahut işte gördüğümüz işte o Boston Dynamics'in hani bir nevi dört ayaklı taşıyıcı sanki katırvari şeyler. Herkes etkileyen aslında robotların fiziksel özellikleri şu an. Halbuki mesela sinek robot da olabiliyor. Yahut çok iyi amaç, yani tıp konusunda insan vücuduna girip insanın içinde bazı şeyleri tamir edebilecek çok küçük bu da robot olabiliyor. Arda Bey'in konuşmasında da şeyi o da söylemişti yani. Sanıyorum Ruslar bu konuya da çünkü ciddi bir şey yapıyorlar. Ve üretilen teknik materyallerin işlem gücü ve teknik yetenekleri o kadar arttı ki ve çok küçüldü ve inanılmaz işlemler yapabiliyorlar. Çok hızlı kararlar verebiliyorlar. Çok fazla işlem yapabiliyorlar. Bu da çok önemli bir adım. Yani hem savaş alan, var olan savaşlar için belki bu o kadar da hızlanacak artık saha savaşlarına, insanların ölmesine bile gerek kalmayacak. Sadece siber savaşlarla insanlar yani nasıl ya da devletler bir şekilde başa çıkmaya çalışacak. İşte bu soğuk savaş, nükleer dehşet dengesinde acaba insanoğlu kendi üzerinde olduğu yerkürenin sonunu böyle bir yanlış kararla, yanlış strateji seçimiyle yahut verebilir diye bir endişe varsa nükleer silah kullanarak. Bu da belki şu anda bizler hani şu cebimizde taşıdığımız yazılım dolu cep telefonları, ay bu hızlansın ne güzel, işte ben sevdiğim diziyi süratle izlemek istiyorum otobüste giderken derken, böyle bir korkunç geleceğin de basamaklarında gibi miyiz yani? Ama herhalde bunlar o seviyelerde konuşuluyor. Yani biz şunu burada konuşabiliyorsak, bu işlerle uğraşanlar, strateji belirleyenler de hangi eşiği geçmemeleri konusunda bir bilgi sahibidir, değil mi? Ya şöyle bir şey var. Ya Cambridge Analytica'yı yapanlar eski istihbaratçılardı. Ve kendi o sahip oldukları işte dürtülerle hareket ettiler ve yapmaları gerekeni yaptılar. İyi istihbarat topladılar. İyi reklam oluşturdular. Çok da iyi reklamcılardı bununla beraber. İyi reklam oluşturdular. Ve etkileyebildiler. Ama onların dönemi de bitiyor. Yani o reklamcıların yaptığı reklamların ulaşabildiği dönem de geçiyor. Peşinden gelen farklı bir dönem de var. Yani çok basit örneklerle işte artık çocuklar tablet kullanıyor. İşte ben 30 yaşındayım. Benden önce gelenler çok farklı şeyler kullanıyordu. Benden sonra gelenler de çok farklı şeyler kullanacaklar. Ve artık bu böyle 1-2-3 diye değil, 2-4-6 böyle geometrik olarak çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bunu takip etmek de mümkün değil. Bütün bunlarda ulusların, ülkelerin, devletlerin birbirine üstünlüğünü, hani senin kaç tankın var, kaç topun var, kaç gemin vardan bu asimetrik üstünlük denilen herhalde tarafa doğru bizi götürüyor. Gelecek yani üstünlük kurmak, illa üstünlük kurmak istiyorsa bir ülke bu teknolojik yolla ve yazılımla aslında, yapabilecek artık. Yapabilecek. Evet. Bu yöne şimdiden hem savunma hem çağa yakalama anlamında herhalde kendimizi hazırlamamız lazım ama çok büyük ihtimalle bugün düşündüğümüz gibi savaşlar da artık ortada kalmayacak. Evet. Bugün düşündüğümüz istihbarat durumları da artık ortada kalmayacak gibi geliyor. Yani depolamaya ihtiyaç kalmadığı bir dünyada istihbaratçıların sahada olmasına da gerek kalmayacak. Yani durum çok değişecek. Yani gündeme şu son 1-2 dakikada geri dönersek, biz bir basit belediye seçimini yapamadık. Bir aydan fazla zaman süre ıslak tutanak her şey olmasına rağmen bunun sayımı ve yeniden yapılsın dedik. Dünyanın pek çok ülkesinde elektronik oy var. Evet. Hani ben kişisel olarak şimdiden söyleyeyim, hani Türkiye'de kesinlikle ben karşı çıkardım elektronik oya, hiç güvenemem çünkü yani o yani şunu yazılısını ıslak tutanaklısını yapamıyor, o elektronik oya hiç girmeyiz. Ama yapılıyor bu. Yani insanlara eziyet olmadan insanlar elektronik oy veriyor.
Bugün örneğin şimdi rejideki arkadaşlarım da beni uyardı. Şu anda biz konuşurken de protestolar yine başladı. Kağıthane, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy bazı ilçelerde şu anda yine halk sokaklarda bu YSK'nın kararında protesto ediyormuş. Hani gündeme bir yerinden zoraki oldu biraz ama bağlayalım diye şu son bir dakikamız var. Hı hı. Bu elektronik oy güvenlik o alanda neler söylemek istersiniz? Onlarla ilgili de şey tartışması çıkmıştı. Trump seçildikten sonra makinaları üreten şirketlerin, yazılımları yapan şirketlerin Silikon Vadisi'nde o yazılımı işte yapan şirketin Ruslarla bağlantılı olduğu, Rusların çalıştığı, Rus mühendislerin yazdığı ve bunun gibi birçok iddia ve komplo teorisi üretildi. Dediğiniz gibi yani Türkiye'de güvenilmez iddiası var. Bu Amerika için de geçerli yani. Ama uyguluyorlar bunu. Ama uyguluyorlar. Güveniyorlar ve demek uyguluyorlar. Demek ki yeteri aslında. Kadar güvenli buluyorlar. Yani çünkü onlar şey gücünün farkındalar. Yani oy saymak, oy toplamak ya da sandıkta bir şeyleri halletmektense baştan reklamlarını çok iyi yapıyorlar. Ulaşacaklarına ulaşıyorlar. İnsanları nasıl manipüle etmeleri gerektiği, kime ne söyleme gerektiği, ne söylemesi gerektiğini teknolojiyi de bunun için kullanıyorlar. Gidiyorlar, söylüyorlar, oyu alıyorlar. Peki, o zaman stüdyo konuğum Egemen Gök'le karanlık zannederim bir tablo çizdik. Nedense bu Dünya ve Biz programının kaderi bu. Hangi konuyu ele alsak karanlık bir şekilde bağlıyoruz. Pek ümit vaat edemedik. Ama en azından herhalde ben çok şey öğrendim Egemen Gök'ten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgilerimizi güncelledik. Bu 5G hikayesi nedir diye oradan başlamıştık çünkü. Arada Arda Mevlütoğlu'yla da bağlantı yaptık. Ondan da F-35 konusunda konuştuk. Özgür Özdamar'la Washington'dan bağlantı yaptık. ABD'deki durum, ABD-Çin dengesine geldik. Döndük geldik buraya. Burada 23 Haziran'da İstanbul seçimi yenilenecek. İşte dileyelim her şey çok güzel olsun. Umalım ki her şey çok güzel olacak diye bağlayalım. Bilmem sizin eklemek istediğinizde bir şey varsa buyurun. Valla benim söyleyecek bir şeyim yok. Göreceğiz seçimler. 23 Haziran'a kadar biz Medyascope'da çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Buraya geldiğim için de çok memnunum. Yani. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok faydalı oldu. O zaman Dünya ve Biz'i kapatıyoruz. Haftaya muhtemelen yine alışa geldiğimiz üzere Orta Doğu konularında bir ufuk turu yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.